Bu videoda Winchill'de checkout and edit komutunu göreceğiz. Checkout işlemini ve edit işlemini aynı anda yapmanızı sağlıyor aslında. Tekrar bu klasöre geldiğimde Breaks altından ProsFMA klasörüne sağ tıkladım. Normalde ben bir dokümanı checkout ediyorum ve daha sonra edit aktif oluyor. Edit deyip normal dokümanı yükleyebiliyorum. Checkout'tan sonra check-in dersem zaten gene normal dokümanı yükleyebileceğim bir ekran açılıyordu. Ama ben bunu sağ tıkladım. Checkout and edit dersem hem üzerime checkout edecek hem de edit ekranı açılacak. Yani burada attribütlerini değiştirip yeni dokümanı yükleyip direkt check-in yapabileceğim. Yani bu en çok kullandığımız yöntemlerden biri oluyor doğal olarak. Dokümanı değiştireceğimde checkout and edit diyorum. Dokümanı değiştirdiğim güncel halini dışarıdan yüklüyorum. Altına varsa parametrelerle ilgili değişikliği yapıyorum. Açıklama test 2. Ve burada check-in var. Check-in'e basıyorum. Check-in yorumu. Üçüncü iterasyon yapıldı.